Oh. Geldik skit atışının en önemli dördüncü kulvarına ve en zor kulvarına, çünkü müsabakanın altı plağı burada atılıyor artık ve son olarak da ters duble eklendi buna ve bir sürü çok usta ve ünlü atıcı bu ters dublenin eklenmesiyle beraber atışı bıraktılar, çünkü çok farklı bir atış sistemi olması gerekiyor. Tony Blessi bunu bu sistemle, bu öğretisinde kurduğu, biraz evvel bizim de kurduğumuz ve attığımız parkurda atıyor. Size buraya tekrardan ilave edeyim ki duble atıldığında daha rahat görebilirsiniz diye. Ve bir de burada duble atılacağı zaman şurada plak ve şurada önleme noktası var. Burada da aynı şekilde, burada plak ve burada önleme noktası var. Bunun ölçülerini biraz evvel zaten size stantı anlatırken söylemiştim. Yine söyleyeyim. Şurası buradaki bitiş bayrağından 9 metre ileride bir önleme topumuz var. Onun 1 metre 30 santim arkasında da bir plağımız var. Burada orta bayraktan 1.20'de önleme topumuz var. 1 metrede önleme topumuz var. 1.20 metrede plağımız var. Bunun aynısı bu tarafta da kurulu. Şimdi ilk atarken 4 numaradan atıcımız buradan gelen, şöyle gelecek olan ve şöyle gidecek olan plakaya atacak ortada. Öncelikle tek plak atacak. Plaka buradan çıkacak. Şöyle gelirken şuraya namlusunu tutacak. Buraya önüne geçtiğinde çekecek. Bu plaka burada kırılmış olacak. Tek keza küçük kuleden de bunu yaparken buradan da gelen, şuradan gelen plaka şurada önüne vermiş, önlemesini vermiş olacak. O da orta kaza 1 metre kala kırılmış olacak. Bunun orta kaza 1 metre kala kırılmasının bize getireceği avantaj, bu plak burada kırıldığında, bakın, büyük kuleden gelen plaka henüz daha ortaya gelmemiş vaziyette. Yani 1 metre solumuzda. Bunu attığımızda bu plak ilerleyecek. Buradan şuraya gelecek. Sonra da bizim görüş alanımızın içine girecek burada kırılan plakanın. Ve biz bunu kontrolümüze alacağız. Kontrol altında aldığımızda artık plaka kaçmıyor vaziyete gelecek. Önlemesini verdiğimizde de bu topun üstünde burada plakamız kırılmış olacak. Keza aynı şey burası için de geçerli. Plaka buradan geldiğinde, bakın, bu plaka 1 metre solda kırılmış olacak. Küçükten gelen plaka daha henüz 1 metre geride. Yani 2 metre bizim sağ tarafımızda kalacak. O da bizim önümüze, göz hizamıza gelecek, uçarak şuraya gelecek. Biz ikisini aynı anda görmüş olacağız. Kontrolümüzde olacak. Önlemi vermiş olacağız. Şuraya geldiğinde, şunun hizasına gelmiş olduğunda da burada plaka artık kırılmış olacak. Bu atış tamamıyla bir tekniğe dayanan bir atış. Eğer bu teknikle plakaları kontrol altına alabiliyorsanız, yani plakayı 1 metre kala büyük kuleden geleni kırıp dönüp küçüğe atıyorsanız ya da küçükten geleni 1 metre kala alıyorsanız, her ikisi de şu vizyonun, görüş vizyonunuzun içinde demektir. Bu da bunun içinde olacak demektir ve bu size büyük kolaylık sağlayacaktır. Tabii bunun bir takım çalışma sistemleri var. Diyelim ki herhangi birisinde başarısızsınız. Buradan şurası ortası olduğunu kabul edersek,
şu hat üstünde 3 metreden başlayarak her vurduğunuzda duble atıyorsunuz. Her vurduğunuzda 1 metre geri gelerek ta ki stantın içine kadar giriyorsunuz. Böyle de bir çalışma sistemi var. Eğer vuramıyorsanız vurmayı öğrenmek için. Onu bir evvelki programda biz zaten atarak göstermiştik. Onu da buna ekleyeceğiz, göreceksiniz. Şimdi Ömercan atsın. Burada da yaklaşık namlu görünüşü budur. Yani şuradaki bir plaka ile namlu arasında aşağı yukarı 1 metreden uzun bir görüntü gözünüzün önüne gelir kırılması için. Buradaki önemli hareket sarkaç hareketi dediğimiz bir hareket var. Yani sarkaçı ucunda bir top olan bir ip olarak düşündüğünüzde sarkaçı salladığınızda sarkaç şöyle bir hareket yapar. Önce yukarı, sonra aşağı. İşte burada da aynısı, yukarı ve aşağı. Bu sarkaç hareketi dublelerde çok önemlidir. Çünkü attığınız gibi geri dönersiniz. Sarkaç hareketi en önemli skitim hareketlerinden bir tanesi. Şimdi arkadaşımız atsın. Kaymaramamız inşallah onu çekecek. Ve bu parkur üstünde çalışmalarsak başarılı olacağız. Evet, parkuru hazırlayalım, ona göre atalım biz. Evet, şimdi 5 numaralı standa geldik. 5 numaralı standta 2'nin ya da 3'ün tam tersi bir yere geldik. Buranın bir zorluğu, diğer bölümlerde de, geçtiğimiz bölümlerde de anlatmıştım. Giderek perspektif azalmakta, altıda daha da azalacak. Namlu sağ gözümüzün önünde olduğu için gözümüz plağa yaptığı perspektifi daha az yapacak. Ve onun için bir handikap da olacak. Zor yerlerden bir tanesi de bu yüzden burasıdır. Namluyla plakanın görüntüsü bu vaziyette olması lazım. Yani arada aşağı yukarı bir 30 santim ya da 40 santimlik bir görüntü görmemiz lazım ki plaka vurulsun. Çünkü eğer olmazsa bu, küçük kuleden çıkan şu plağa şurasının orta kazık olduğunu kabul edersek, buraya gelmeden vurmamız için namlumuzun şuralarda olması gerekir. Eğer namlumuz burayı gösterirse ya da burayı gösterirse plak bu yöne hareket halinde olduğu için geri kalacağız her zaman. Atışımız geri kalacak ve plak bizi geçecek ve plağı mankelemiş olacağız. Önümüzdeki, gözümüzdeki fotoğraf bu olması.